Wyoming'in Grand Teton Dağı'nda bir mega yapı inşaatı başlıyor. Kuzey Amerika'nın en yüksek kayak asansörü inşa edilecek. Ters giden ne olabilir ki? Aslına bakarsanız pek çok şey. Bunu taşıyamayacak çünkü çok ağır. Ama ne pahasına olursa olsun onları nereye sürüklerse sürüklesin, Las Vegas'tan gelen bu çimento ekibi, İsviçreli kablo işçileri, yaşayan efsaneler, Jackson Hole'ün çimento ekibi işi bitirene kadar pes etmeyecekti. Wyoming, Jackson Hole. Hayatının en güzel zamanlarını geçirmek isteyen binlerce konuk, dünyanın en müthiş manzaralı dağlarından biri olan bu dağa geliyordu. Ama bu yıl Jackson Hole'deki herkes aynı şekilde eğlenmiyordu. Bu ekip dünyanın en zor inşaatlarından birini yapmak üzere burada bulunuyor. Jackson Hole'e uzun yıllardır hizmet vermiş olan ve çok sevilen hava tramvayını söküp onun yerine Kuzey Amerika'nın en yüksek kayak asansörünü yapacaklar. Onların işi bittiğinde ise Jackson Hole hava tramvayı saatte 600 kişiyi 9 dakikadan daha kısa süre içinde 1200 metre yukarı taşıyacak. Bu yükseklik 4 tane Eyfel Kulesi'ne eşit. Tramvay vadideki kayak merkezinden kalkıp Randevu Dağı'nın 3200 metrelik doruğuna ve kar tabakasına ulaşacak. Ama ekip işini iyi yapmadıkça bu mümkün olmayacak. Kar tabakası sertleşmişse, yollar kaygan çamur kaplıysa ve kar fırtınası varsa, yaz mevsiminin ortasındaysanız 3000 metre yükseklikte soluk almakta zorlanıyorsanız, 100 metrelik yamaçlarda çalışırken hayatınız tehlikeye giriyorsa ya da her gün 30 metre yükseklikteki telde, hatta 60 metrelik kulenin tepesinde gidip gelmek zorundaysanız, o zaman işiniz zor demektir. Ve ne zaman bir terslik olacağını asla bilemezsiniz. 2007 yazı. Yeni tramvay inşaatı başlıyor. Önce Amerikalı müteahhitler vadide ve tepede yer alacak terminalleri ve 5 kablo kulesini yapacak. Kuleleri yapmak için bazen sert, bazen de sert olmayan kayaları delecekler. Biraz daha derin kazmak gerekiyor. Sonra dik kayalık yamaçların kıyısından 3200 metrelik doruğa kadar tırmanacaklar. İsviçreli bir ekip ise 65 metre yükseklikte 5 yeni kule inşa edecek. Ve her birini 80 tonluk kablolarla bağlayacak. İş bitmeden önce bastıran şiddetli Wyoming kışı yüzünden 6 ay ara verilecek. Bir sonraki ilkbaharda süper tramvayı gelecek kayak mevsimine kadar yetiştirmek için zamana karşı yarışacaklar. İş tamamlandığında tramvay en az 40 yıl boyunca yaz-kış faaliyete hazır olacak. Saatte 36 kilometre hızla her kabinde 100 yolcu taşıyacak. 1000 beygirlik motorlarıyla her bir vagon eskisinin 2 kat kaldırma gücüne sahip olacak. Eski tramvay saatte bunun yarısı kadar yolcu taşıyor ve %20 daha az sürat yapıyordu. Sanat eseri olan tramvay, sanat eseri bir planla yapılacaktı. Ancak bir sorun vardı. Onu Randevu Dağı'nda inşa etmek. Çünkü bu dağda inşaat inanılmaz ölçüde zor bir şeydi. Bunu ilk fark eden Steve Stanley, Jamie Gunderson ve ekibi olacaktı. Nevada'dan gelen ekip yıllarca Las Vegas'ta yüksek binalar inşa etmiş ve bu konuda deneyimliydi. Ama şimdi doğanın gökdelenlerinden birinde çalışıyorlardı. 3200 metrede dünyanın en güzel manzaralı, en zorlu ve en tehlikeli beton yağmurunun altındaydılar. Burada oksijen azdır. Çalışmak zordur. Dikkatli olmak gerekir. Ne yaptığınızı bilmek zorundasınız. Bunlar da yetmezmiş gibi hem yüz binlerce kişinin can güvenliği hem de tramvayın başarılı olması bu ekibin başarısına bağlıydı. İyi ama mükemmel çalışan bir hava tramvayı varken niçin 31 milyon dolar harcayıp yerine yenisini yapma gereği duyulmuştu? Bu sorunun yanıtı 30 yıl önce yaşanan ölümcül bir kazada yatıyor.
Bugün Vail Colorado kayak merkezinde gondol biçiminde iki araç hareket halindeyken tellerden kurtulup dağdan 30 metre aşağı düştü. 1976 yılının Mart ayında Vail Colorado kayak merkezinde hiç beklenmedik bir şey oldu. Yolcu dolu iki gondol tepeden aşağı yuvarlandı. 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni çelik halat üzerindeki iki telde meydana gelen ve görünmeyecek kadar küçük bir kopmaydı. 60 numaralı araç 4. kuleyi geçtiğinde halat kopmaya başlamıştı. O sırada 25 numaralı araç raydan çıktı ve düştü. Ama kabus yeni başlıyordu. 30 yıl sonra Kuzey Amerika'nın yetki belgesi sahibi 6 çelik kablo müfettişinden biri olan Norm Duke böyle bir şeyin Jackson Hole'da yaşanmasına izin vermeyecekti. Sonunda öyle bir noktaya geldim ki bu yıl son kez çalıştırıyoruz. Artık bir karar vermek zorundasınız dedim. Jackson Hole'ün tramvay müdürü Chuck Melikar bütün meslek hayatını kayak asansörleri inşasına ve işletmesine, gondollara ve tramvaylara adamış. Sonun yaklaştığını herkesten iyi bilmekteydi. Geldiğimiz noktada tramvayın hizmetten kaldırılması gerekiyordu. Çünkü kablolar artık yönetmeliğe uygun değildi. 40 yıllık faaliyet döneminde 9 milyon yolcu taşıyan ve 6 milyon kilometre yol gidip gelen kablolar eskimişti. Artık güvenli değildi. Ama durun, kırmızı kutuda hala hayat var. Ufak bir tadilat sonucu veliahtının doğuşuna yardımcı oluyor. Yüzlerce ton çimento ve malzemeyi 4 kilometre yukarıya, dünyanın görüp görebileceğiniz en tehlikeli şantiyelerinden birine, yani Randevu Dağı'nın tepesine taşıyor. Yetersiz oksijen ve uzun gidiş gelişlerle mücadele eden Las Vegas ekibi bir an önce kule temellerini atmaya çalışıyor. Ancak 3200 metredeki Steve Stanley'in bir sorunu var. Demir döşeme ekibi 150 metrelik dik yamacın kıyısında saatle yarışırcasına hızlı çalışırken o da her yöntemi deneyip mümkün olduğunca çok miktarda çimento ve malzemeyi yukarı taşıyıp beton hazırlıyordu. Ama olmuyor. Proje müdürü Mike Kennedy ve Dan Yek yaratıcı olmak zorunda. Ve bir an önce. Ancak bu sıradan bir iş değildi ve sıradan yöntemler işe yaramıyordu. Malzemeyi yukarıya tramvayın taşıma hızından daha süratli çıkarmak gerekiyordu. Bu yüzden çimentoyu yukarıda karıştırmanın bir yolunu bulmak zorundaydık. Sonunda 6 tekerlekli çimento kamyonunu tepeye taşımayı başardık. Ekip toz haldeki çimentoyu 1400 kilogramlık dev torbalar kullanarak araca doldurdu. Bu iş sona erdiğinde 550 metreye çimento döşenmiş ve 20 kilometrelik mesafeye demir yerleştirilmiş olacaktı. 3000 metre yüksekteki yukarı terminalin inşaatı kalbi zayıf olanlara göre değildi. Nisan 2006. Eski tramvay son kez yukarı çıkıyordu. Son görevimizi yapmaya geldik. Onu saygıyla gömeceğiz. Eski dostumuzu görmeye geldik. Onu bir kez daha görmeye geldik. Jackson Hole halkı için hüzünlü bir andı. Eski bir dosta veda ediyorlardı. Eski sistem parça parça yok ediliyor, yeni sisteme yer açılıyor. Karmaşık bir işti. Ama İsviçreli ekip bu işi daha önce yapmış olduğu için kolay görünüyordu. İsviçreli ekibin şefi Aşı Gerber, dünya çapında 15 tramvay projesi gerçekleştirmişti. Deneyimliydi. Yanında İsviçre çakısı var mı? Tabii var. Her zaman. Teşekkür ederim. Kesmenin bir sakıncası yok. Bu telin üzerinde çok gidip geldim. Onu kesmek hoşuma gitti. Şimdi yeni tramvayın inşa edilmesi gerekiyordu. Hızla yeniden kış gelmedi. Goldau Vadisi İsviçre. Jackson Hole sahiplerini tatmin edecek deneyim ve uzmanlığa sahip olan tek bir şirket vardı. İsviçre Goldau'da Doplameyer Garaventa. Dünyanın 80 ülkesinde 14 bin kablolu sistem inşa etmiş olmak gibi bir rekora sahipti.
Fabrika el imalatı parçalardan yapılmış 75 kamyon imal edecek. Onları 36 konteynerla gönderecekti. Bir İsviçre saati titizliğiyle yapılan bu araçlar büyük ihtimalle imalatçılardan daha çok yaşayacaktı. Roman Shorn'daki Fazer şirketi 172 yıl önce kurulmuş. 100 yılı aşkın bir süredir çelik tel imal ediyoruz. 100 yıllık bir geleneğe sahip bu aile sistemin en önemli bölümünü yapacaktı. 150 telden örülmüş olan 24 kilometrelik çelik kablo. Her bir metre kablonun ağırlığı 20 kilogramdı. Toplam ağırlıksa 400 bin kilogram ediyordu. 10 bin kilometre öteden Atlantik Okyanusu'nu geçip iki kıtayı karayoluyla aşan dev yükler Jackson Hole'a ulaşmıştı. Ancak Ekim sonu gelmişti. Kış mevsiminin başlamak üzere olması inşaat sürecini tehlikeye atıyordu. Erken gelen fırtınalar nedeniyle Las Vegas çimento ekibi işini tamamlayıp dağdan indi. Tam zamanında. Vadiye dönen ekip sert rüzgarlar eşliğinde ve sıfırın altındaki ısıda aşağı terminali inşa ediyor. Sütunların desteğiyle korunaklı bir mekan yapıyorlar. İnşaat 60 ton kablo ve 900 metreküp çimento gerektiriyor. Kuru ve sıcak mekanda bile işler pek kolay olmuyor. Her an her şey olabilirdi. Aralık 2007. Kış nedeniyle işe ara verildi. İşler ilkbaharda bitecekmiş gibi görünüyor. Ancak doğa Jackson Hole'un süper tramvayına dev bir fasolu top atmaya hazırlanıyordu. Nisan 2008. Kışın 1500 santimetre kar yağdı. Şantiyeye giden yolların tümü hala 7 metrelik karın altında kapanmış durumda. Yeni fırtınalar da geliyor. İşin zamanında biteceği artık o kadar kesin değil. Sert kış dağın eteklerini bile terk etmiyor. 5 kule, 2 terminal yapmaya yetecek kadar binlerce ton çelik parça Jackson Hole'a geldi. Avrupa'daki uzun kışın ardından İsviçreli uzman ekip Jackson Hole'a dönüyor. Her biri buharlı lokomotif büyüklüğünde ve 80 ton ağırlığında olan 5 dev silindiri indirmek için 2 tane mega winch kullanılıyor. Hans Burkhardt, Kuzey Amerika'nın en büyük tramvaylarında ve nakliye işlerinde çalışmış. 45 yıllık tecrübesiyle neyi nasıl yapacağını iyi biliyor. İyi bir hesap yapmak gerek. Eğer bunu oraya koyarsa ikinciyi yanına koymak mümkün olabilir mi? O zaman yer kalır mı? 75'ten fazla kamyonun boşaltılması gerekiyor. Jackson Hole'un yeni tramvayı doğmaya hazırlanıyor. Ve kimse bu doğumun ne kadar uzun, acılı ve zorlu olacağını bilmiyor. Nisan 6. Kule inşaatı başlıyor. Garaventa'nın başarılı ekibi için bile kolay olmayacak. Kule inşaatları ilkbahar koşulları için planlanmıştı. Ama 2 hafta sonra programda aksamalar başladı. Çünkü ilkbahar gelmek bilmiyordu. Tersine kış mevsimi intikam alır gibi geri dönmüştü. Ve gitmeye pek niyeti yoktu. Şehirde bazı insanlarla konuştum. Bana tam 30 yıldır hiç böyle bir bahar görmedik dediler. Ne kadar soğuk olursa olsun İsviçreliler kahramanca çalışıyordu. Ama programı yetiştirmek için Garaventa özel bir vinç getirmek zorunda kaldı. Bu vinç en yüksek olan 60 metrelik bir numaralı kuleye 220 ton malzeme çıkaracak kapasiteye sahipti. Yarış başlamıştı. Çünkü Mega Winch'in pazar sabahı geri gitmesi gerekiyordu. Sonra başka seçenek kalmıyordu. İsviçreli ekibin şef yardımcısı Aşı Gerber acele etmiyordu.
Bu aşamada ne kadar kar yağdığını ya da durumun kötülüğünü görmezsiniz. Olayın nasıl geliştiğini görürsünüz. Duyguyla işe koyulursunuz. Bu adamlar da benim gibi. Bir kez işe başlayınca aynen devam ederiz. Yerden 65 metre yukarıda günde 14 saat öğlen yemek molası vermeksizin çalışıp çelik kabloları bağladılar. İşe sadece gece ara verdiler. İkinci eyeri inşa ederken mega vinç olmayacaktı. Ertesi sabah Aşi, Hans Peter ve İsviçreli ekip işleri eski usulle yani el emeğiyle yapmaya başladı. Rüzgar yok, kar yok. Hava ılık. Çok güzel. Bir numaralı kule sonunda bitti. Ama programın gerisinde kalmışken daha önlerine dev bir engel daha çıkardı. 7 metrelik karın içinde ilerlemek zordu. Kar araçları buldozerlere yol açmak için yardımcı oluyor. Kazı makineleri donmuş yoldaki buzun üst tabakasını 15 santimetre inceltmek zorundaydı. Ancak mücadele hiç bitmeyecek gibiydi. Yoğun kar tepeleri ilkbahar ısısında eriyor, yolları tehlikeli çamur deryasına dönüştürüyordu. 4 numaralı kuleye gidiş yolu yoktu. Bu yüzden kamyonlar mıcırı plastik torbalara koyup yoldaki yarıkları dolduruyor ve Hans'ın vinçinin yürümesini sağlıyorlardı. Arkadan gelen makinalarsa mıcırı yayıyordu. Saat işliyordu. Programa uymak için yüklü kamyonların ve ağır vinçlerin bu yoldan ilerlemesi gerekiyordu. Yol hazır olmasa bile. Chuck Melichar ve Aşı Gerber konuyu görüştü. Ben şimdi karın durumuna bakacağım. Hans bölgeye ulaşabilir mi, ulaşamaz mı onu göreceğim. Herkesin gitmeye korkacağı yerlere 80 tonluk vinçle ulaşan Hans Burkhardt bu yüzden sanayide bir efsane olmuştu. Onun sayesinde inşaat hiçbir zaman durmak zorunda değildi. Oraya gidiyor çünkü o da tıpkı bizim gibi. Bu işin yapılması gerektiğini biliyor. Asla korkmuyor. Onun yerine herhangi bir vinç operatörü olsaydı 3 ya da 4 numaralı kuleye hiç gitmezdi. Kaldı ki 5 numaralı kuleyi söz konusu bile etmiyorum. Bunun nedenini 3 numaralı kuleye bakınca anlıyoruz. Burada vinç kullanmak sap yamacın kıyısında onlarca ton ağırlık taşımak demektir. Eğer yük çok ağırsa ve vinç yana yatarsa hepsi birlikte aşağı düşerdi. Bu tür inşaatlarda pek çok sorunu önceden görürüz ve doğal olarak bir şekilde kaçınmaya çalışırız. İlk başta kaldırma işi iyi gitti. Ama sonra Hans ve Mega Winch kendilerine uygun rakiple karşı karşıya geldi. Kulenin tepesinde bulunan ve kablonun tüm yükünü taşıyan çelik direğe eğer adı verilir. Ağırlığı 5000 kilogramdır. İnanılmaz ağır bir yükü alıp ileri doğru savuracak. Bu durumda vinçin kapasitesini sonuna kadar zorlamış olacak. Eğer yükü biraz fazla uzağa savurursa vinç bir tarafa devrilir. Hans da beraber her şeyi yanında götürür. Hans eğri 3 kez taşımayı denedi. Ama üçünde de yere bırakmak zorunda kaldı. Eğri kaldırdığım zaman vinci biraz fazla zorladığımı fark ettim. Makinenin dengesini bozmak tehlikelidir. Vinç kolunu indiremedim. Eğer devam etseydim, vinç devrilebilirdi. Ağırlık 5,5 tondu. Eğer yarım ton azalsaydı o zaman bana yardımı olurdu. Yükün bir kısmını azaltmak istedim. Tekerlekleri çıkardık. Dirsekli iskeleyi yeniden dengeye oturtacağım. Eğer altına biraz daha kereste koyarsam, iskeleyi aşağıya indirip dengeli bir hale getirebiliriz.
İşte o zaman bu işi halledebilirim. Parça parça taşınan eğer sonunda yukarı ulaştı. Winch dağdan aşağı düşmedi. Kule inşaatçıları mücadeleyi kazanmıştı. Ama savaşı kazanan yine doğa oldu. Haziran ayı geldi. Ancak kar hiç durmadı. Randevu dağında yollar geçit vermiyordu. İşe ara verip beklemekten başka çare yoktu. Bu sırada 2000 metre aşağıda hüzünlü bir işlem vardı. Tramvay merkezinde bulunan ve Titon kasabasının 40 yıllık simgesi olan saat kulesinin de kaldırılması gerekiyordu. Saat kulesi yıkılırken herkes evinden dışarı çıktı ve aman tanrım böylece bir devir kapanmış oldu diye haykırdı. Halk yoğun bir duygusallığa kapılmıştı. Herkes kuleden bir hatıra almak için yıkıntıların içinden parçalar seçmeye başladı. Çok etkileyici bir durumdu. Hiçbirimiz olanlara inanamıyorduk. Tramvayı randevu dağında sabit tutmak, onu yukarı aşağı ve yanlara çeken güçleri dengelemek için özel mühendislik teknikleri kullanılarak 3 sıra dışı demirleme sistemi yaratıldı. Tramvay ancak bu şekilde güvenli asılmış olacaktı. Biraz daha su ekle. Mikropil denilen bu yeni teknoloji, tramvay kulelerini sert rüzgara, yolcu yüklü kabinlere ve gergin kablolara karşı dengede tutacaktı. Mikropiller sert kayalarda 10 metre derine giren vidalardı. Bu vidalar betona gömülecek ve 125 bin kilogramlık güçle yerinden oynatılmaya çalışılıp basınç testine tabi tutulacaktı. İskele babasına benzeyen 4 metre çapındaki betonlar 4000 metrelik kabloları her bir uçtan tutan tek noktaydı. 6 santimetre kalınlığındaki kablolar direkleri 4 kez sardıktan sonra toprağa sabitlenecekti. Aşağı ve yukarı terminallerin tüm ağırlığı söz konusu beton temellere aktarılacaktı. Yukarı terminaldeki 110 bin kilogramlık denge betonu dev tekerlekler üzerinde yükselip inecek. Böylece 8 kilometrelik kablolar her iki tramvay aracını eş zamanlı olarak dağa çıkartıp indirirken çekici halat gergin kalacaktı. Eğer inşaatta bir hata olursa kuleler tramvayın yaklaşık 416 bin kilogramlık ağırlığını taşıyamazdı. 4 kilometrelik çelik kablolarla hızla yukarı tırmanan ve 100 kişi alan bir tramvay vagonunun doluyken ağırlığı 16 bin tona ulaşır. Kablolar 2 Boeing 747 uçağı kadar, yani yaklaşık 400 bin kilogram gelir. Hareket anında gergin oldukları için 5 kuleye yüklenen ağırlık daha da artacaktı. 1978 yılında Squaw Vadisi'nde bu gerilim sistemin taşıyabileceğinden daha fazlaydı. Ama en önemli yeniliklerinde bir bedeli vardır. Kaliforniya Squaw Vadi yetkilileri olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor. Ünlü kayak merkezinde dün gece nasıl bir hata oldu? Tramvay kablosu neden koptu ve bunca insan niye zarar gördü? Squaw Vadisi, Kaliforniya. 1978. Gün sonunda şiddetli bir fırtına çıktı. Saatte 90 km hızla esen rüzgar, içinde 44 kişi bulunan tramvayı sarstı. Kayakçıların kabusu gerçek olmuştu. Kablolar kuleden ayrıldı. 4 kişi öldü. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Hans Burkhardt, Squaw Vadisi'nde genel müdürdü. Daha da kötüsü, 1968'de tramvayı kendi inşa etmişti. Rüzgar vagonu geniş bir açıyla yukarı doğru fırlattı. Yani çok büyük bir sarsıntıydı. Uzmanlar bu felaketin nedenini kabloları tutan eğerdeki olukların derin olmamasına bağladı. Jackson Hole'daki yeni kuleler kabloları çok daha derin ve güvenli olukların içinde tutacaktı. Ama bir sorun vardı. Vagonlara acil durum freni konamıyordu. Çünkü vagonlar kulelerden öteye geçemezdi. Eğer beklenmeyen bir şey olursa ve çekiş kablosu koparsa ya da parçalanırsa yeni vagon tepeden aşağı fırlardı. Ama endişeye gerek yoktu.
Garaventa mühendisleri çok güvenli yeni bir sistem tasarlamıştı. Çekiş kablosu tek başına yolcu dolu tramvayın 5 katı yükü tutacak şekilde imal edilmişti. Buna ek olarak her şartta güvenli yolculuk sağlamak için en az 4 destek sistemi daha vardı. Üçüncü kule bitmiş, programdaki gecikme giderilmişti. Ama 2 kule daha yapılacaktı. İşi ancak Hans'ın bilgisayar kontrollü 4 tekerlekli yeni vinci bitirebilirdi. Ama o da işbirliğine yanaşmıyordu. Ben sorunun ne olduğunu buldum. Bak, dirsek bağlantısı bozuk. Onu değiştirmek için bütün bunların sökülmesi gerek. Evet, hepsinin. Onu 2 tekerlekle kullanamaz mıyız? Bu şekilde. Bu şekilde mi? Evet. Mecburen öyle yapacaksın çünkü elimde dirsek yok. Kayak sanayi elemanları Hans Burkhardt'ın hiçbir zaman asla demediğini biliyordu. Kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlere ulaşmasıyla ünlü olan Hans 72 yaşındaydı ve iyi ya da kötü pek çok şey görmüştü. Ancak bugün iyi günlerden biri değildi. Sorun şuydu. Sadece 2 tekerleği çalışan 80 tonluk vinci kar fırtınasında çamurdan kayganlaşan yoldan yukarı çıkarması gerekiyordu. Bunu başarmak mümkün değildi. Bu kadar kötü bir yolda dirsek bağlantısı kopmuşsa, etrafta tamirci de yoksa geriye tek ihtimal kalıyordu. Ekip şefi Jake Elkins buldozerini Hans'ın vincine bağladı ve onu çekmeye başladı. Ama çamurlu dik yamaçta üstelik kar fırtınası yaklaşırken sonucun ne olacağı belli değildi. Çamur deryasında ardındaki 80 tonluk vinci çekmeye çalışan buldozer ancak geri geri gidebiliyordu. Toplantı yapma zamanı gelmişti. Belki başka bir halat daha takıp bu işi halledebiliriz. Ne dersiniz? Bunu yapabilir miyiz? Hans ve Jake bir halat daha ekleyip öyle çekmeye karar verdi. Ama bunun da yararı olmadı. Sonsuzluk kadar uzun gelen sürede vinç ve buldozer geri geri kaymaya devam etti. Ve nihayet çekebildi. İsviçreli ekip kaybolan zamanı telafi etmeye kararlıydı. Ama büyük bir sorun vardı. 2 numaralı kulenin yolu yoktu. Limitli bütçeye rağmen bu kule için helikopter kullanmak lüks değil, bir gereklilikti. Küçük bir helikopter bulmak gerekiyordu. Malzemeyi onunla buraya taşıyıp çalışmaya başlayacaktık. Her şeyi sırayla koyuyorlar. Böylece son parça en tepeye yerleşecekti. Ancak bu şekilde olur. İkiz pervaneli KMX tipi helikopter eski kuleye doğru yükselirken taşıma limitini zorlayarak 3000 kilogram malzeme yüklendi. Taşıması mümkün değil. Çok ağır. Eğer taşıyamazsa düşürecek. Yükü bölüp parça parça taşımak da mümkün değil. Deneyimli pilot hassas manevralar yaparak eski çelik malzemeyi pırıl pırıl yenilerle değiştiriyor. Ama vinç olmadığı için İsviçreli ekip kuleyi eski usulle yani elle inşa etmek zorunda. Bu sert dağlarda kullanılan özel bir vinçtir. Normal vinç kullanılamaz. Çünkü yamaçlar fazlasıyla diktir. Başka vinç kullanmak tehlikeli olur. Helikopter ise pahalıya mal olur. Hava ısınırken halkın sabrı da tükeniyordu. Tramvayı istiyoruz. Merak etmeyin, tam zamanında hazır olacak. Öyle gibi görünmüyor ama. Tam zamanında gelecek. Ashi ve ekibi verdiği sözü tutmak zorundaydı. Ne pahasına olursa olsun. 4 numaralı kulede Hans, vincin arızalı dirsek bağlantısıyla çamurun içinde mücadele veriyordu. Ve karşısına keskin virajlı dik bir yokuş çıktı. Burası da yokuş yukarı giden yol kadar kaygandı.
Eğer rampada durmazsa, aman tanrım, tam dik rampanın kenarında derin bir uçurum var. Hiçbir elemanımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu noktada kontrolü kaybetmek, 100 metrelik uçurumdan aşağı düşmek ve ölmek anlamına geliyordu. Yola odaklanmış olan Hans, yokuş aşağı inerken iki buldozer bu kez onu ileri itmeye değil, geri çekmeye çalışıyordu. Son viraj ürkütücüydü. Ama Hans başardı ve hiç zaman kaybetmeden vinci yerleştirip işe koyuldu. Hans Burkhardt'ı Kuzey Amerika inşaat sanayinde efsane haline getiren işte böyle günlerdi. Ayrıca dağda mega yapılar inşa etmeyi çok zor kılan da bu günlerdi. Çünkü bütün bu gördükleriniz Haziran ayı içinde gerçekleşiyordu. Kar yağışlı iki haftadan sonra kimse inşaatın kayak sezonuna kadar yetişme zorunluluğunu düşünmemeye çalışıyordu. Benim hiç kuşkum yok. Bu tramvay tam zamanında hazır olacak. Eğer biri bana zamanında biter mi diye sorsa şöyle derdim. İsviçre'de 19.03'te gelmesi gereken bir tren rötar yaptıysa yine o saatte 19.03'te gelir. 19.04'te değil. Derken kış bitiverdi. Erken değil, tam zamanında. Aralıksız çalışma sonucu kule inşaatı programa yetişti. Hatta 11 gün ileri geçti. Temmuz ortasında 5 numaralı kuleye gelinmişti. Rampa beni zorladı. Çünkü düzgün değildi. O sırada şöyle düşündüm. Onu buldozere bağlarım. Eğer aşağı kayarsa yakalamak mümkün olur. Bu gerçekten sıra dışı bir şeydi. Tam da Jackson Hole'a özgü bir durum. Tepedeki manzara muhteşemdi. Ama eğer gözünüzü tepenizde sallanan tonlarca ağırlıktaki direkten ayırırsanız gördüğünüz son manzara olabilirdi. Ancak ekip bu konuda endişeli görünmüyordu. Kimsenin tırmanmak istemediği bir bölgede direkleri yerlerine oturtup aynı hizaya getiriyorlar ve cıvatayla birbirlerine bağlıyorlardı. Böyle bir işe kalkışmak cesaret sahibi olmayanlara göre değildi. Ama yükseklik korkusu olanlar için sorun yoktu. Çünkü yamacın kenarında çalışmak için ayağınızın yerden kalkmasına gerek yoktu. 3 numaralı kule Hans için zor olduysa 5 numaralı kule için ancak imkansız denebilirdi. Sınırları zorlamamaya dikkat etti. Çünkü tek bir yol vardı ve o da aşağı gidiyordu. Kule 5, yükseklik 28 metre, rakım 3000 metre. Bence öbür adam senden daha iyiydi. Evet, bu mümkün olabilir. Çünkü yukarıda sigara içtiğini gördüm. Oysa sen sigara içmedin. Bu doğru. Çünkü ben sigara içmem. Belki bira içersin. Evet, belki. Ama emin değilim. Her seferinde unutuyorum. İsviçreli ekip özel tipte İngiliz anahtarları kullanıp özenle hesaplanmış noktalara binlerce cıvata sıkıştırdı. Ve kulelerin inşası tamamlanmış oldu. Ama henüz herkesin işi bitmemişti. Aşağı ve yukarı terminallerde yapılan denetimde kışın dökülmüş olan 8 beton sütunda tehlikeli çatlaklar görüldü. Bunların nedeni yağan kardı. Beton tekerleklerin birleşme yerlerinde zayıflık vardı. Aşağı terminaldeki iki beton sütunda da aynı şey görüldü. İçeride kalan hava kabarcıkları 4 metrelik beton sütunların direncini zayıflatmıştı. Bu duruma bal peteği adı veriliyordu. Gördünüz mü? Bu nokta güçsüz. Eğer kablo sarılsaydı beton ufalanırdı. Bruce Collins programa yetişmek için ekibiyle beraber aşağıdaki betonları onaracak. Onların görevi bir aksilik olduğunda yardıma koşmaktı. Bu yana doğru eksi artı bir derece olması gerekir. Ama burada kimi şöyle kimi ise böyle duruyor. Biz onları yeniden ayarlayacağız.
içi hava kabarcığı dolu ve yarım milyon kilogram yük taşıyan betonlar önünde sonunda direnemez hale gelir ve parçalanır. Yarıklardaki kablolar aniden kopar ve yolcu dolu vagon devrilir. Yukarı terminalde çalışan Las Vegas ekibi ise sorunu kendi çözmeye karar verdi. Kendi yöntemlerini kullanarak zahmetli ve uzun bir yol deneyeceklerdi. Her bir kerestenin düşey ve aynı hizada olmasını sağlamak için işaret koydum. Çünkü tramvayı asıl tutan bunlardır. İkinciye biraz eğim vermek gerekiyor. Tepe kısmını biraz eğeceksin. Bu arada Steve'in ortağı Jamie Gunderson yapılan işi daha iyi görmek için biraz geriye çekilip izlemeye başladı. O kadar yetmez. Biraz daha su dök olur mu? Bu kez her şey düzgün olmalıydı. Aksi halde çimento sütunu yarım milyon kilogramlık kablo yükünü taşıyamazdı. Şimdi bak, kıvamı tamam mı? Ve nihayet inşaatın son aşamasına gelindi. Geriye 400 tonluk kabloları yerleştirmek kaldı. Her biri 75 ton gelen 4 kablo, 5 kulenin arasından dolaştırılacak. 1200 metre arayla dökülmüş olan beton sütunların çevresine sarılacak. İlk adım başlangıç noktası. İsviçreli ekipten 2 kişi ince bir kenevir ipi dağın tepesinden aşağı doğru çekecek ve kulelerin arasına döşeyerek ilerleyecek. Sonra biraz daha ağır çelik bir kabloyu çekecekler. Bu kablo ise eski tramvayın taşıma halatından yapılmış olan daha ağır bir kabloyu aşağı çekecekti. Geometrik bir hassasiyetle karmaşık dev bir zikzak bucurgat sistemi örülmüş olacaktı. Şimdi devasa taşıma kablosu 5 kule arasında ağır ağır örülmeye başlandı. 400 tonluk kablo uygun hızda yukarı doğru tırmanıp yine havada kalacaktı. Bu kısım bütün işin belki de en tehlikeli olan bölümüydü. Benim sinirlerim gerilmeye başladı bile. Yok canım. Evet. Ne zaman büyük bir kablo çeksek böyle olur. Her şey yolunda, merak etme. Yavaş yavaş yaparsak sorun olmaz. Peki ya bir aksilik olursa? Ya iki vinç operatörü teması kaybederse? Alt kısımdaki teller gergin olursa 4 kilometrelik kablo piyano teli gibi esner ve gereğinden fazla uzar. O zaman da bağlantı yeri kopar ve kablo aşağı savrulur. En altta dev bir makarna yığınına döner. Büyük bir kabloyu bu dağın tepesine çekmek için daha büyük bir kablo gerekir. Ekip yumuşak çinko kullanarak eski kaldırma kablosuna bir işlem daha yaptı. Onu 80 tonluk kıvrık bir parçanın ucuna ekledi. Bu çok ilginç bir teknikti. İçi boş mermi biçiminde bir silindir alıyorlar. Sonra içine kurşun ve çinko karışımı bir malzeme dolduruyorlar. Bu alaşım içine konan her şeyi lehimler. Sonra iki ucu birleştirip her uca bir silindir dolusu alaşım boşaltıyorlar. Böylece herhangi bir gerilim anında birbirinden asla kopmayacak çok sağlam bir bağlantı elde edilmiş oluyor. Bu bağlantının sorun çıkarma olasılığı da oldukça düşük. Dört bin metrelik tramvay yolu boyunca yerleştirilmiş vinçler tarafından çekilen kablolar gökyüzüne doğru yükseliyor. Hareket edip ayrılmayı önlemek için her bir vinç operatörü gerilimi sürekli olarak ayarlayacak. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıydı. Biz tam altında duruyoruz. Böylece bahçeye zarar vermiyoruz. İpler üzerine dolanmasın diye iskele kurduk. Dağın 1200 metre yukarısında 40 tonluk bir vinç saatlerdir tekleyerek çalışmakta. Yaşı onu kullanan elemanlardan çok daha büyük. Sayısını kimsenin hatırlamadığı kadar çok tramvay inşasında bulunmuş. İsviçreliler gerilimi sürekli kontrol ederken taşıma kablosu nihai yerine ulaşıyor. İsviçrelilerin işi buydu. Onu yerleştirdiler.
Onları toprak seviyesinden izleyen Ashi Gerber sonuçtan memnun. Artık hiçbir aksilik olamaz. Ashi'ye özel not. Asla büyük konuşmayacaksın. Sekiz tonluk palanga ve çelik halat donanımı bir anda boşaldı. Dün kabloları kelepçeyle yukarı çekiyorduk. Ama çekici kablo yeterince sağlam değilmiş. Bu yüzden kelepçe yerinden fırladı ve aşağı terminale doğru yuvarlandı. İsterseniz kameramana sorun. Kablonun yolu üzerinde duruyordu. Çok tehlikeli bir durumdu. Yana kaçmak zorunda kaldı. Ancak yaralanan kimse olmadı. Beton sütunlar onarıldıktan sonra İsviçreliler dört taşıma kablosunu onların çevresine sardı ve kelepçeyle sıkıştırdılar. Beton sütunlar tramvayın iki uç noktasındaki bağlantı yeridir. Geniş bir silindire benzer. Kablolar onun çevresine sarılır. Bu işlem kablolara zarar vermeden yapılan bağlama yöntemidir. Böylece çelik halatlar hırpalanmamış olur. Halatı bu tarafa doğru çekin. Kablolar yerine oturduğuna göre artık hep yüksekte kalacaktır. Ekleme aygıtları kabloya ulaşabilir. Bu işlemde İsviçre yapımı Cennet Merdiveni adı verilen bir köprü kullanılır. Yerden 25 metre yüksekte çalışan işçi ekibi uzun taşıma halatının her iki ucunu dev bir ilmekle birleştiriyor. Bu işten efsanevi Norm Duke sorumluydu. Buna ne ad veriyoruz? Cennet Merdiveni. Evet, Cennet Merdiveni. Adı budur. Daha önce 11 tramvayda kullanıldı. Bu bir tür evliliktir. Eklentinin en başı. Şimdi önce bükme halatlarını dönüşümlü olarak çözmek suretiyle onları birbirleriyle evlendireceğiz. 6 tane bükümlü halat var. 3 tanesini çıkarıp keseceğim. Bu yandakiler diğer 3 tanesinin yerini alacak. Öbür yandakiler de kesilen halatın yerini alacak. Norm herkesten fazla halat evlendirme işi yapmış. Ama bu kadar yüksekte değil. Şimdi kesilen kısımları yan yana bırakalım. Ekleme ipini buraya koyuyorum. Böylece hangisinin nereye gideceğini biliyorum. Halatın ortasındaki plastik kısmı ısıtıp taşıma kablosunun daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bu Norm'un kendi tarafından bulunmuş bir teknik. Şimdi en ilginç yüksek kablo işi başlıyor. Yerden 100 metre yüksekte çalışan Mario, Gotti ve Chris 8 kilometrelik taşıma kablosunun yere düşmesini önleyecek olan dev bobini yerleştiriyor. Kuleler tamamlandı, kablolar yerine takıldı. Artık herkes aynı şeyi soruyor. Yeni tramvay ne zaman gelecek? Ne zaman geleceği ve neye benzediği büyük bir sır olarak tutulmakta. Ekim 2008. Aşağı terminalde sembolik bir yapı yükselmeye başladı. Yeni Saat Kulesi'nin çelik iskelesi. Kuleyi ayağa kaldırmak için dev bir vinci özenle kullanmak gerekiyor. Ama Dave Weaver ve demir işçilerinden oluşan ekibi ne yapacağını iyi biliyor. Şimdi onu düzeltmek gerekiyor. Bu yana ve şu yana doğru. Bir de bu iş için zor diyorlar. Bu işte çalışmak benim için şereftir. Tramvay 40 yıldır Jackson Hole'un bir parçası olmuştu. Ve bugün yenisi geliyor. Herkes heyecan içinde. Onu beklerken tahminde bulunuyorlar. Bu işin parçası olmak hoş bir duygu. Tamam, gel. 2008 yılı sonbaharı. Beklenen tramvay vagonları Jackson Hole'e geldi. Sanki Noel kutlaması yapılıyor. Evet öyle. Uzun süredir onu bekliyoruz değil mi? Onu asana kadar burada bekleyeceğiz. Bu işin de sonuna geldik galiba. Vagonlar da tamam. Bölge halkı onları izlerken İsviçreli ekip son yüksek kablo gösterisini gerçekleştirdi. Yeni vagonları yukarı kaldırıp yerlerine yerleştirdiler. Kayak merkezi yeni tramvay yerine konduktan sonra da örtülü kalmasını istedi.
3 yıllık çalışmanın sonunda her bir vagon 4 özenle ayarlanmış yüksek gerilim kelepçesiyle taşıma kablosuna takıldı. Sistemi çalıştıran bilgisayarlar denendi ve ayarlandı. Tahliye denemesi yapıldı. 100 kişilik yolcu ağırlığını sağlamak için su bidonları kullanıldı. Ter, gözyaşı ve endişe dolu günlerden sonra Jackson Hole halkı açılışın unutulmaz bir gece olması konusunda kararlıydı. 19 Aralık 2008. Jackson Hole'ün yeni tramvayı 2000 kişilik izleyicinin tezahüratları arasında faaliyete geçirildi. Bölge halkının içi rahatlamıştı ve mutluydu. Kayak merkezi de öyle. İşçiler de tabii. Onlar ayrıca gurur duyuyordu. Bu para meselesi değil, asla. Hatta parayla hiç ilgisi yok. Önemli olan ne yaptığımız ve ne yaratmak istediğimizdi. Halka en iyisini vermeye çalıştık. Böylesi bir gurur duygusu parayla satın alınamaz. Bu mümkün değil. Ben bu vincin içinde tam 5 ay ve 900 saat geçirdim. Bence bu kadarı yeter. Eski tramvayın küllerinden yepyeni bir tane yarattık. Dağın tepesine ulaşmak ve hayatımızın en büyük tecrübesini yaşamanız için size yepyeni bir simge oluşturduk. İsviçreli ve Amerikalıların yetenekleri sıkı çalışmayla birleşip tüm engelleri aştı. Çoğu kişinin hiçbir zaman kalkışamayacağı kadar zor ve tehlikeli bir işi başardılar. Jackson Hole Kayak Merkezi onlar sayesinde karlı, verimli ve güvenli oldu. Kayak tutkunu olan bu özel topluluğa sevecekleri yeni bir simge kazandırdılar. Ne güzel oldu değil mi? Evet, onunla gurur duyuyorum. Hepimiz duyuyoruz. İşte bu doğru. Bir an önce binmek istiyorum. Henüz kayak sezonu açılmadı ama. Olsun. Aslında ben de binmek için sabırsızlanıyorum. Bu sorun değil. Bence binebilirim. Ve sıradan yöntemler işe yaramıyordu. Malzemeyi yukarıya tramvayın taşıma hızından daha süratli çıkarmak gerekiyordu. Bu yüzden çimentoyu yukarıda karıştırmanın bir yolunu bulmak zorundaydık. Sonunda 6 tekerlekli çimento kamyonunu tepeye taşımayı başardık. Ekip toz haldeki çimentoyu 1400 kilogramlık dev torbalar kullanarak araca doldurdu. Bu iş sona erdiğinde 550 metreye çimento döşenmiş ve 20 kilometrelik mesafeye demir yerleştirilmiş olacaktı. 3000 metre yüksekteki yukarı terminalin inşaatı kalbi zayıf olanlara göre değildi. Nisan 2006. Eski tramvay son kez yukarı çıkıyordu. Son görevimizi yapmaya geldik. Onu saygıyla gömeceğiz. Eski dostumuzu görmeye geldik. Onu bir kez daha görmeye geldik. Jackson Hole halkı için hüzünlü bir andı. Eski bir dosta veda ediyorlardı. Eski sistem parça parça yok ediliyor, yeni sisteme yer açılıyor. Karmaşık bir işti. Ama İsviçreli ekip bu işi daha önce yapmış olduğu için kolay görünüyordu. İsviçreli ekibin şefi Aşı Gerber, dünya çapında 15 tramvay projesi gerçekleştirmişti. Deneyimliydi. Yanında İsviçre çakısı var mı? Tabii var. Her zaman. Teşekkür ederim. Kesmenin bir sakıncası yok. Bu telin üzerinde çok gidip geldim. Onu kesmek hoşuma gitti. Tramvay sanat eseri bir planla yapılacaktı. Ancak bir sorun vardı. Onu Randevu Dağı'nda inşa etmek. Çünkü bu dağda inşaat inanılmaz ölçüde zor bir şeydi. Bunu ilk fark eden Steve Stanley, Jamie Gunderson ve ekibi olacaktı. Nevada'dan gelen ekip yıllarca Las Vegas'ta yüksek binalar inşa etmiş ve bu konuda deneyimliydi. Ama şimdi doğanın gökdelenlerinden birinde çalışıyorlardı. 3200 metrede dünyanın en güzel manzaralı, en zorlu ve en tehlikeli beton yağmurunun altındaydılar. Burada oksijen azdır. Çalışmak zordur. Dikkatli olmak gerekir. Ne yaptığınızı bilmek zorundasınız. Bunlar da yetmezmiş gibi hem yüz binlerce kişinin can güvenliği hem de tramvayın başarılı olması bu ekibin başarısına bağlıydı.
İyi ama mükemmel çalışan bir hava tramvayı varken niçin 31 milyon dolar harcayıp yerine yenisini yapma gereği duyulmuştu? Bu sorunun yanıtı 30 yıl önce yaşanan ölümcül bir kazada yatıyor. Bugün Vail Colorado Kayak Merkezi'nde gondol biçiminde iki araç hareket halindeyken tellerden kurtulup dağdan 30 metre aşağı düştü. 1976 yılının Mart ayında Vail Colorado Kayak Merkezi'nde hiç beklenmedik bir şey oldu. Yolcu dolu iki gondol tepeden aşağı yuvarlandı. 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni çelik halat üzerindeki iki telde meydana gelen ve görünmeyecek kadar küçük bir kopmaydı. 60 numaralı araç 4. kuleyi geçtiğinde halat kopmaya başlamıştı. O sırada 25 numaralı araç raydan çıktı ve düştü. Ama kabus yeni başlıyordu. 30 yıl sonra kar tabakası sertleşmişse, yollar kaygan çamur kaplıysa ve kar fırtınası varsa, yaz mevsiminin ortasındaysanız 3000 metre yükseklikte soluk almakta zorlanıyorsanız, 100 metrelik yamaçlarda çalışırken hayatınız tehlikeye giriyorsa ya da her gün 30 metre yükseklikteki telde, hatta 60 metrelik kulenin tepesinde gidip gelmek zorundaysanız, o zaman işiniz zor demektir. Ve ne zaman bir terslik olacağını asla bilemezsiniz. 2007 yazı. Yeni tramvay inşaatı başlıyor. Önce Amerikalı müteahhitler vadide ve tepede yer alacak terminalleri ve 5 kablo kulesini yapacak. Kuleleri yapmak için bazen sert, bazen de sert olmayan kayaları delecekler. Biraz daha derin kazmak gerekiyor. Sonra dik kayalık yamaçların kıyısından 3200 metrelik doruğa kadar tırmanacaklar. İsviçreli bir ekipse 65 metre yükseklikte 5 yeni kule inşa edecek. Ve her birini 80 tonluk kablolarla bağlayacak. İş bitmeden önce bastıran şiddetli Wyoming kışı yüzünden 6 ay ara verilecek. Bir sonraki ilkbaharda süper tramvayı gelecek kayak mevsimine kadar yetiştirmek için zamana karşı yarışacaklar. İş tamamlandığında tramvay en az 40 yıl boyunca yaz-kış faaliyete hazır olacak. Saatte 36 kilometre hızla her kabinde 100 yolcu taşıyacak. 1000 beygirlik motorlarıyla her bir vagon eskisinin 2 kat kaldırma gücüne sahip olacak. Eski tramvay saatte bunun yarısı kadar yolcu taşıyor ve %20 daha az sürat yapıyordu. Sanat eseri olan Wyoming'in Grand Teton Dağı'nda bir mega yapı inşaatı başlıyor. Kuzey Amerika'nın en yüksek kayak asansörü inşa edilecek. Ters giden ne olabilir ki? Aslına bakarsanız pek çok şey. Bunu taşıyamayacak çünkü çok ağır. Ama ne pahasına olursa olsun onları nereye sürüklerse sürüklesin, Las Vegas'tan gelen bu çimento ekibi, İsviçreli kablo işçileri, yaşayan efsaneler, Jackson Hole'ün çimento ekibi işi bitirene kadar pes etmeyecekti. Wyoming, Jackson Hole. Hayatının en güzel zamanlarını geçirmek isteyen binlerce konuk, dünyanın en müthiş manzaralı dağlarından biri olan bu dağa geliyordu. Ama bu yıl Jackson Hole'deki herkes aynı şekilde eğlenmiyordu. Bu ekip dünyanın en zor inşaatlarından birini yapmak üzere burada bulunuyor. Jackson Hole'e uzun yıllardır hizmet vermiş olan ve çok sevilen hava tramvayını söküp onun yerine Kuzey Amerika'nın en yüksek kayak asansörünü yapacaklar. Onların işi bittiğinde ise Jackson Hole hava tramvayı saatte 600 kişiyi 9 dakikadan daha kısa süre içinde 1200 metre yukarı taşıyacak. Bu yükseklik 4 tane Eiffel Kulesi'ne eşit. Tramvay vadideki kayak merkezinden kalkıp Randevu Dağı'nın 3200 metrelik doruğuna ve kar tabakasına ulaşacak. Ama ekip işini iyi yapmadıkça bu mümkün olmayacak. Amerika'nın yetki belgesi sahibi 6 çelik kablo müfettişinden biri olan Norm Duke böyle bir şeyin Jackson Hole'da yaşanmasına izin vermeyecekti. Sonunda öyle bir noktaya geldim ki bu yıl son kez çalıştırıyoruz. Artık bir karar vermek zorundasınız dedim.
Jackson Hole'ün tramvay müdürü Chuck Melikar, bütün meslek hayatını kayak asansörleri inşasına ve işletmesine, gondollara ve tramvaylara adamış. Sonun yaklaştığını herkesten iyi bilmekteydi. Geldiğimiz noktada tramvayın hizmetten kaldırılması gerekiyordu. Çünkü kablolar artık yönetmeliğe uygun değildi. 40 yıllık faaliyet döneminde 9 milyon yolcu taşıyan ve 6 milyon kilometre yol gidip gelen kablolar eskimişti. Artık güvenli değildi. Ama durun, kırmızı kutuda hala hayat var. Ufak bir tadilat sonucu veliahtının doğuşuna yardımcı oluyor. Yüzlerce ton çimento ve malzemeyi 4 kilometre yukarıya, dünyanın görüp görebileceğiniz en tehlikeli şantiyelerinden birine, yani Randevu Dağı'nın tepesine taşıyor. Yetersiz oksijen ve uzun gidiş gelişlerle mücadele eden Las Vegas ekibi bir an önce kule temellerini atmaya çalışıyor. Ancak 3200 metredeki Steve Stanley'in bir sorunu var. Demir döşeme ekibi 150 metrelik dik yamacın kıyısında saatle yarışırcasına hızlı çalışırken o da her yöntemi deneyip mümkün olduğunca çok miktarda çimento ve malzemeyi yukarı taşıyıp beton hazırlıyordu. Ama olmuyor. Proje müdürü Mike Kennedy ve Dan Yek yaratıcı olmak zorunda. Ve bir an önce. Ancak bu sıradan bir iş değil.